proletaryanın emek gücü olmaya direnciyle de birlikte sınıflar mücadelesine baktığımızda böyle muhteşem gelişmeler görürüz. Nedir mesela onlar? İşte sokak savaşları, barikatlar, genel grevler, ludist deneyimler görürüz. Aslında sendikaların oluşumu ilk köküne gittiğimizde benzer niteliğe sahip. Yani bugün gördüğümüz o kokuşmuş, çürümüş, oportunist, nereden tutsanız çürüyecek bir yapı değil aslında. Sendikalar tam anlamıyla bir sınıf mücadelesinin savaş örgütü. Yani doğuş şartları böyle gelişmiş. Yani ilk kaynakları, işte ne diyelim, yardımlaşma komiteleri, sandıkları, grev sandıkları vesaire gibi şeyler olabilir ama sendikal oluşum aslında bir sınıf mücadelesinin örgütü. Öyle basit, sıradan işte diyalogla falan çözülecek bir iş değil. Aynı zamanda bir kolektif mücadele örgütü sendikal alan ve kurucuları da öyle basit adamlar değil. Anarşist, komünist, anarko-sendikalist. Yani böyle bedel ödeyen ve bedel ödemediği bilen arkadaşlar ve aynı şekilde de bir kavga örgütü ve sınıfın öz örgütü olarak doğmuş yapılanmalar. Yani o anlatmaya çalıştığım o yıkıcı nitelikteki sınıf ve emek gücü olmaya direncin ifadesi olarak gelişen organizasyon. Şimdi bunu çok da abartı gibi gelmesin size. Örneğin Lee Huberman'ın çalışmalarında 2 yaşında çocuklar işçi olarak çalıştırıldığına dair belgeler vardır. Diğer taraftan o Germinal'in harika bir son sahnesi vardır. Bildiğiniz gibi o sahne aslında bütün ruhu anlatır. Yani bize yaşam hakkı tanımıyorsa biz de bütün o üretim araçlarıyla simgelenmiş sermayeye yaşam hakkı tanımayız der. Ve son sahnede şöyle bir cümle vardır. Germinal biliyorsunuz aslında tohum yeşerince veya tohum çatlayınca anlamına gelir. Evet, aynen öyle olur. Tohum çatlar o son sahneyle birlikte. Böyle bir başka sürecin ifadesi olarak kendini gösterir. Bir de gene bu kapitalizmin ilk doğuş kaynaklarında 180 yıllık dönemde, hani 60 yıl diyelim yaşamını şeyin, bir insan ömrünün 9 nesil tükenmiş. Yani ortalama yaşam ömrü 20 yıl. Şimdi böylesine bir aşağılık sisteme sınıfın tepkisi ve öfkesi de aynen böyle olur. Şimdi bu yön aslında bizim tarihimizde kırılma boyutu ikinci enternasyonel. Yani ikinci enternasyonel hepimizin bildiği gibi aslında sınıfın o ihtilalci yönünün absorbe edilmesi. Yani sınıfın o yıkıcı yönünün absorbe edilmesi veya devrimle sınıf arasındaki ilişkideki bir kopukluğu da gösteriyor. Ne var mesela orada? İşte determinist diyebiliriz. İşte Bernstein'de kendini ifade eden evrimci sosyalizm tanımlaması yapabiliriz veya bir reformizmle bu işi tanımlarız ama işin asıl boyutu parlamenterist ve sınıfın sistem içine çekilmesi. Aslında o yıkıcı öfkenin absorbe edilmesidir. İkinci enternasyonel veya izlediği politikalar kendinde en somut işte Alman Sosyal Demokrat Partisi'nde gösterir. Aslında bu süreç bir başka düzlemde sınıfın hani aristokrat işçi sınıfı dediğimiz işte finans kapitalinin ve Prusya Devleti'nin de bir projesidir. Ve Alman Sosyal Demokrat Partisi o büyük görkemine rağmen, tırnak içinde söylüyorum, işte yüzlerce milletvekili, olağanüstü sendikalardaki örgütlülük ama aslında sınıfın o enerjisini absorbe eden bir sistem içi bir örgütlülüğe evrilen ve sınıfın bir noktada hani parti ve sendika arasında ilişkiyle bu düzlemde kuran, işte salt ekonomik mücadeleyle sınıfın enerjisini sınırlayan, hatta Prusya Devleti'nin projelerine angaje olan, aynı şekilde bu ekonomizm anlamında da kendiliğindencilik ekseninde yürüyen bir ilişkiye çevrilir ve sendikalar burada bir noktada şeydir, sistemin rektifikasyon aracına dönüşmüştür. Mesela somut örnektir o, Rosa Truva adı diye çok net bir ifade eder. Hatta eserlerinde işte bildiğiniz reform devrim çalışmasında, sosyal reform devrim çalışmasında aslında vurguyu da yapar. Yani bunun o Alman Sosyal Demokrat Partisi'nin artık kadavra olmuş haline bir göndermedir hem de o eser. Ve aynı oluşum, yani o sendikal oluşum işte Noske'lerle falanla birlikte o 5 yıl süren ve Spartakistlerin katliamıyla sonuçlanan o karşı devrimci bir rol de alır bu sendikal oluşumlar, SPD'nin bu bağlantısı da. Yani böylesine ilginç bir momentin kırılmasını görürüz ikinci enternasyonelde. Bu anlamda bir dikkat çekici bir gelişme daha var tarihimizde. O da Ekim Devrimi. Bildiğiniz gibi Ekim Devrimi'nde sendikal oluşumlar yok. İşte Şubat Devrimi sonrasında cüzi bir gelişme kaydeder. Aslında
Belki Ekim devrimini şöyle tanımlayabiliriz. Sınıfın o öfke hareketinin, o tarihsel kopukluğun, yani devrimin diyalektiğini ikinci enternasyonelde bir kırılma olarak ele alırsak, devrimin diyalektiğinin yeniden inşası ama sınıfın yıkıcı öfkesinin örgütlenmesi. Belki Bolşevizm'de böyle de tanımlayabiliriz. O yıkıcı öfkeyi kristalize eden siyasal organizasyon. Ve burada şey yok. Bir sendikal oluşum, işte Çarlık despotizminin getirdiği şartlardan dolayı yok. Sınıf gene kendi o yıkıcı enerjisini kristalize edecek bir karşı iktidar olarak Sovyet ve işte 17'den sonra fabrika komiteleri gibi oluşumlar sağlar. Ama Ekim devrimi sonrasında bazı bir gelişme vardır, bazı gelişmeler vardır. Mesela Sovyetler ve fabrika komiteleri, hatta fabrika komiteleri çok ilginçtir, devrimin çocukları diye anılır. Yani proletarya buna devrimin çocukları adını verir. 18 sonrasında garip bir şekilde sendikaların, devlet, sendika parti ilişkisinde böyle bir eksen birleşmesi görürüz. Ve produktivite, işte savaş komünizmi vesaire tanımlamalarıyla birlikte aslında tüm o devrimin taşıyıcı organları veya başka bir ifadeyle sosyalizmin kurucu organları Sovyet ve fabrika komitelerinin tasfiyesi, sendika devlet partinin bütünleşmesi anlamında bir süreç yaşanır. Yani bir noktada sınıf absorbe edilir. Maalesef ki Lenin'in yaşadığı dönemde yaşanır bunlar. Ve sınıf absorbe edilir. Enerjisi yalnızca bir produktivitenin aracına dönüşür. Ve sendikalar burada, işte biliyorsunuz Trotski ile Lenin tartışmaları da bir başka düzlemde çok daha uç noktaya gider. Emeğin militarizasyonu tartışmaları falan yapılır. Bir dönem Lenin de onay verir aslında. Tartışmanın özü şeye evrilir. Yani sosyalist sistemde bağımsız sendika olur mu olmaz mı, Zinoviev'ler falan devreye girer. Sonradan 21. yılda 10. kongrede Lenin şey diye tanımlar, işte aslında bürokratik bir devletiz. Onun için sendikalar bağımsız olmalı falan der. Aslında burada bir karışıklık var. Bu karışıklığı biz ileride bize yansıyan, bizi etkileyen boyutlarda göreceğiz. Burası da bence önemli bir moment. Yani bu sendikal süreci değerlendirmek anlamında bence bir eksen daha var orada. 45 sonrasındaki batıdaki gelişmeler. Gene bildiğiniz gibi çok uzatmadan devam edeceğim. İşte Yalta, Potsdam, Tahran konferansı sonrası dünya ikiye bölünür ve Sovyetlerin nüfus ve ekonomik alan politikalarına uygun olarak devrimin objektif şartları olmasına rağmen, yani FKP ve İKP, Fransız Komünist Partisi ve İtalyan Komünist Partisi partizan savaşı üzerinden batıda, metropolde devrimin realize olma şansına rağmen işte kapitalist restorasyonun aracına dönüşür bu partiler. Aynı şekilde bu partilerle organik bağ içerisinde olan sendikalar da bir başka düzlemde gene kapitalist restorasyonun bir parçası olarak işlev görür. Ve buradan bizim literatürümüzde şöyle bir tanımlama çıkar. İşte ekonomik mücadeleyi sendikalar yapar, siyasal mücadeleyi parti yapar, siyasal özne yapar, ideolojik mücadele onu bütünleyen bir eksendir der ve özellikle solun zihniyet dünyasında, politika yapma biçimlerinde, politik kültüründe sendikaların böyle bir tartışılmaz, hiç böyle üzerine fazla durulmaz, böyle genel kabulü vardır. Tartıştığında da karşına şey çıkar zaten, en çok belki okunmuşsa o da sol komünizm çıkar. İşte Lenin'in sol komünistlere söylediği en gerici sendikada çalışılması, işte onların kabalığı, sekterliği vesaire üzerine göndermeler yapılır. Aslında böyle bir yapı var karşımızda. Şimdi bu yapı bence önemli bir moment. Bir vurgu daha yapayım. 45 ile 70 arası da aslında bu algıya çok uygun bir zemindi. Yani kapitalizmin gelişme dönemini ifade etmesi. Bir başka düzlemde o Fordist sistemin yarattığı kitle sendikacılığın önünün açılması. Tabii ki sınıf mücadelesinin büyük salınımlarına rağmen aslında yeni dünyanın bir göstergesi olarak da bu sendikalara bir tolerans sağlandı ve o algı pekişen bir algı oldu. Yani anlatmaya çalıştım, ekonomik mücadeleyi sendikalar yapar, işte siyasal mücadeleyi parti yapar, böyle bir algı ve garip bir şekilde burada çalışmak ısrarı ve ama bunun da çalışan herkesin de bildiği gibi böyle çürümüşlüğün ve kokuşmuşluğun olduğu da bir alan olmasına rağmen bu tanımlamalar yapılır. Bence kırılma ekseni bu bütün süreç içerisinde 1970 ortaları, işte kapitalizmin yapısal krizi, bağlantılı olarak ikinci bir vurgu daha yapabiliriz belki. 2007 ve 2008 işte küresel kriz, işte o krizin
bir tanımlamaya göre devamı veya yeni bir kapitalizmin organik krizini ifade eden süreç bence bir moment kırılmasına, bir olağanüstü dönemin de ifadesi oldu. Yani sınıflar mücadelesindeki bir eksen değişikliğini de önünü açtı. Bu anlatmaya çalıştığım çerçevede bir başka döneme girdik. Peki ne bu dönem? Bence şöyle bir dönemdeyiz. Çok genel başlıklarla söyleyeceğim. Arkadaşlar, katılımcı arkadaşların şeyleri olur, katkıları veya soruları olursa detaylandırırız. Bence bir küresel faşist dalganın içindeyiz aslında. Özellikle 2007 ve 2008 sonrasındaki süreçte. Ve finans kapital bir stratejik tahakküm biçimleri yaratıyor. Ve burada bence devlet çok önemli bir rol oluyor. Yani hatta biraz daha ileri gideyim. Finans kapitalin yaşamıyla devletin yaşamı da birbirini tamamlayan paralel gelişiyor aslında. Yani o bildiğimiz Marksist literatürde de çok böyle arasal tanımlama, çok sükseli bir tanımlamadır. Aslında tam tersi de böyle bir paralel yaşam var. Yani varlığını finans kapitalin varlığıyla ifade etmeye çalışan bir devletle karşı karşıyayız. Ve bu devlet, yani yeni devlet diyelim en azından bunu, veya yeni faşizm diyelim bir başka ifadeyle, garip bir devlet yapılanması. Literatürde gene var ona total devlet diyelim, başka daha net anlaşılması açısından. Şimdi bu total devlet şöyle bir özelliğe sahip. Sivil toplum diye ifade edilen, tüm organizasyonu yutan, absorbe eden ve varlığını buradan inşa eden bir özelliğe sahip. Tabii ki bu şöyle bir özellik değil ama. Yani finans kapitalin istekleri ve stratejilerine uygun bir özelliğe sahip. Ne demek istiyorum? Aslında devlet bir noktada bu 2007-2008 sonrası süreç, kökleri 70'lerin ortalarına dayanan süreçte bir iç savaş devleti konumuna geliyor. Bağlantılı olarak artı değerin sömürüsünün devamı ve sürekli hale getirilmesi varlık nedeni haline dönüşüyor ve sınıfın kadavra haline getirilmesi son derece önemli. Şimdi buna cevap kimlerden var? Buna cevap belki arkeolojik olarak ne diyebiliriz? Althusser bir düzeyde, hani ideolojinin teorisini yapmak açısından söylüyorum. Devletin ideolojik aygıtları gibi bir tanımlamayla bunun, yani o sendikal yapılanmanın yerini koyuyor. Şimdi bence bundan daha ağır bir konumdayız. Aslında karşılaştığımız sendikal yapılanma bir fiilen bir devlet organı olmasa bile bir devlet organı gibi hareket eden bir özelliğe sahip. Yani bir aygıttan öte, ideolojik aygıttan öte bir devlet organı gibi reflekslerini, varoluşunu ifade eden bir yapıyla karşı karşıyayız. Yine o devletin yeni dönemdeki biçimine bağlı olarak söylüyorum. Buna ne diyebiliriz? Buna yeni korporatizm diyebiliriz. Aslında total devlet veya yeni faşizmin de genel karakteristiği böyle. Ne demek bu? Devletin o faşist karakteriyle birlikte aslında bütünüyle sivil toplumu yutması, absorbe etmesi ve kendini bunun üzerinden yeniden üretmesi özelliğini gösteriyor bir başka ifadeyle. Daha tanımlamak gerekirse, yani özellikle despotik emek rejimleriyle siyasal rejimin ve devlet biçiminin de bütünleştiği, bunun üzerine çalışan arkadaşlar var biliyorsunuz, Bravermanlar, Rowaylar var. Şimdi böylesine bir ilginç bir konjonktürdeyiz. Yani hem despotik emek rejimleri bütünüyle gündeme getiriliyor, diğer taraftan bu hem siyasal rejimin karakterini belirleyecek bir içeriğe bürünüyor veya devlet biçimini ortaya çıkartıyor. Yeni dönemdeki devlet biçimini ortaya çıkartıyor. Ve bunun somut yansımaları şunlar. Sınıf dikey olarak kesiliyor veya dikey operasyonlar yapılıyor. Bu ne demek? Kültürel ve kimlik politikaları sınıf içerisinde yaygınlaştırılıyor. Atomizasyon, aynı zamanda amorfe oluş her düzeyde etkili bir şekilde devreye sokuluyor. Zaten 70 sonrasındaki sınıfın yaşadığı parçalanma süreci, kompozisyondaki değişimde bu süreci derinleştirici bir işlev görüyor. Ben bu devleti biraz hani anlatmak açısından iki tane tanım üzerinden ifade etmeye çalışıyorum. Birisi predatör. Karşımızda aslında bir predatör var. Yani avcı var. Bu avcı şöyle bir avcı. Yaratılan sanal gerçekliğin sürmesinden mükellef bir avcıyla karşı karşıyayız. Sanal gerçeklik şu. İhtilalci özelliğini kaybetmiş siyasal yapı veya devrimci özne diye bir politika yapma alanı bırakıyor bu devlet. Yani sen diyor bu alanda hareket edebilirsin, kabiliyetini burada kendini ifade edebilirsin, her şeyi yapabilirsin. Sendika zaten bunun
şeyi oluyor, tamamlayıcı unsuru oluyor. Ama diyor, sana burada bir konfor da veriyorum ben. Yani sana çok dokunmuyorum. Kendini böyle bir özne olarak, bir politika yapan olarak hareket edebilirsin. Ama diyor, sistemi rahatsız ettiğin noktada avcı zaten kokuyu alıyor, predatör ve seni etkisizleştiriyor. Şimdi bunu bana göre özellikle Türkiye solu bunu çok iyi anladığını zannediyorum. Yani bu simülasyonu, hani simülasyonun gücü de şeydir ya, simülasyonun olmadığını kabul etmektir. Türkiye solu bunu çok iyi anladı ve buna göre çok iyi hareket ettiğini düşünüyorum. Yani buradaki o sendikalar içerisindeki ısrar da buradan geliyor. Çünkü hatta daha ileri gideyim, siyaset yapma biçimini buradan yürütmek de bence bilinçli bir tercih. Bu çünkü şöyle bir şey, gerçekten bir konforu var ve sekt olmanın, mezhepleşmenin de önünü açıyor ve herkes sekt veya mezhep olmaktan da hiç de rahatsız değil. Sınıflar mücadelesinde de bu düzeyde kopuk. Çok da alakalı değil zaten. Sınıf orada en fazla bir olgu olarak duruyor. Veya ne diyelim işte en fazla bir ilişki düzlemi, söylem düzeyindeki bir ifadeye dönüşüyor. İkinci özelliği bu devletin bir jel özelliği var. Yani jellik ne demek? Aslında sınıflar mücadelesinden öğrenen, o mücadeleye göre biçim alan, nabzını ona göre şekillendiren, bir aynı zamanda bir organik ve şey yapabilen, yetkinleşebilen bir devlet. Yani yani mesela demek istediğimi şöyle ifade edeyim. Galiba biz 2013 gibi bir gezi ayaklanmasını bir daha yaşamayacağız. Çünkü bana göre o şeysiz bir gelişmeydi. Yani kontrolsüz ve refleks kırıcı bir gelişmeydi. Mesela buradan öğrendiğini zannediyorum bu jel özelliğine sahip devletin veya devletlerin. Yani reflekslerini geliştiren, buradan sınıflar mücadelesinden öğrenen, öğrenme yeteneği olan, bunu tekrar sınıflar mücadelesine sokan bir şeyi var. Bu, bence işte bu noktada da sendikalar veya siyasal yapılanmalar konumlanmış durumda. Yani bunları rahatsız etmeyen, hatta bu özelliğini işlevlendiren bir niteliğe sahip bir şeyle, olguyla karşı karşıya, sendikal yapılanma açısından söylüyorum. Şimdi bu işin bir noktada hani teorik boyutuydu. Bir de bunun aslında yani arkadaşların da bu konuda yazdığını, düşündüğünü biliyorum. De pratik boyutu var. Yani mesela pratik boyutu şu işte DGD sendeki pratik boyutu. Bir bakıyorsunuz uzanıyorsunuz taşerona eliniz değiyor. Oradan uzanıyorsunuz bir sendikaya eliniz değiyor. Oradan uzanıyorsunuz finans kapital eliniz değiyor. Diğer tarafta genel işe bakın. Genel iş hiç yani en basit kaba sendikal demokrasiyi devre dışı bırakıyor ve şöyle bir hamle yapıyor. Yukarıdan imzayı atıyor. Şimdi nedir CHP? Aslında ne diyelim özünde bir devlet partisi ve bir başka özde burjuva fraksiyonların veya hadi biraz daha ileri gidelim bir restorasyon anlamında belki bir iddiası olabilir. Aslında sendikada bir başka düzlemde işte genel iş bünyesinde gibi bu sürecin, bu adımların adımlar içinde rol alıyor. Dikkat edin greve çıkan arkadaşlara söylenen propagandalara bakın. Yani ne yapıyorsunuz falandan öte böyle suçlayıcı, sınıfın o nasıl söyleyeyim niteliğine yönelik saldırıları da hissettik ve yukarıdan olay bitiriliyor. Şimdi bunun başka bir yansıması şeyde vardır, Peron'da vardır. Peron şöyle der, işçi sınıfının örgütlülüğü işçi sınıfına bırakılmayacak kadar önemli bir şeydir der. Yani bunu örgütlemesi gereken, burjuvazi örgütlemesi gereken. Hani Peron'da şey diyelim, bir popülist bir çizgi diye ifade edelim. Aslında gömleksizlerin örgütlenmesi Arjantin'de bu eksende yürür. Yani sınıfın yıkıcı gücünü absorbe eden ve sendikalarla o popülist yapılanmanın veya devletin uyumu üzerinden kendini ifade eder. Aslında bu mesajı bence finans kapitali son derece iyi almış durumda günümüzde ve şöyle bir şey yapıyor. İşte yönetişim denilen, işte sosyal partnerlik denilen, hem bir ayağınla sendikaların hatta konfederasyonların genel kurullarını belirliyor ve bunu herkes biliyor. Yani bu işle alakalı olan siyasal özneler, kişiler, yani DİSK'in örneğin yönetim kurulunun böyle belirlendiği belli. Birçok sendikanın yönetim kurulunun finans kapitalini yani küçük bir sermaye grubu falan demiyorum, finans kapitalinin direkt inisiyatifiyle geliştiği, buralardan biraz şey olacak jargon, yol verildiği ve şekillendirildiği bir konumdayız. Ve eğitimlerde, yani bir işçi eğitimlerinde, sendika organlarında, işte adı belki işte kadın işçilerin
çalışma yaşamına uyumu adıyla, işte toplumsal cinsiyet eşitliği vesaire üzerindeki vurgularla yapılmasına rağmen finans kapitalinin hem ideolojik bazda hem sendikaların organizasyonu anlamında da rol aldığını görüyoruz. Yani mesela metal sektörü ve perakende sektörü bu konuda çok somut şeyler var. Yani internetlerin şeylerine girin, sayfalarına, çok da terbiyesizce şey yapıyor adamlar. Deklere de ediyorlar. Yani yaptığı şeyleri de gösteriyorlar. Şimdi o zaman şöyle bir gerçeklikle karşı karşıyayız. Şimdi bu girdiğimiz moment aslında bana göre üç dalga halinde ne kadar kritik bir momentte olduğumuzu gösterdi. Ne o? 2011 ve 2013 arasında işte özellikle Avrupa'nın güneyini sarstı bu kriz ve kriz sonrasındaki gelişmeler. Sınıfsal antagonizmanın bölgesel olarak vurduğu yerler diyelim en sert biçimde. İşte Yunanistan'da benim hesabıma göre 29 genel grev, 70'e yakın sektörel grev gerçekleştirdi. İtalya'sı, Portekiz'i, Fransa'sı ve buna benzer dalgasal grev dalgaları, teknoloji grev dalgalarıyla karşı karşıya kaldık. İşte 2016-2018'de Sarı Yelekliler gibi bir olgu çıktı ve Hindistan'da muazzam bir gelişme oldu. 2016'da yanılmıyorsam 150 milyon, işte bu yılın başında da ve 2020'lerde de 250 ve 350 milyona ulaştı grev dalgaları. Yani küresel olağanüstü bir grev dalgasıyla karşı karşılaşıp Çin zaten müthiş mobilizasyonun olduğu bir alan. Belki dışa vurmuyor ama binlerce grevin yaşandığı, sınıf mobilizasyonunun olduğu alan. İşte 2019-2020'de de 44 ülkede bir ayaklanma süreci yaşandı ve grev dalgaları özellikle, yani şöyle bir çıkarma yapabiliriz gibi geliyor. Tarihsel bir momentteyiz. Belki daha çok öne çıkmamış ama bir ayaklanma senkronlarının içine giriyor dünya. Sınıflar mücadelesi bir ayaklanma senkronları ve bu ayaklanma senkronları içerisinde de grev dalgalarıyla karşılaşma boyutumuz var. Bu birinci nokta. İkinci nokta, öfkenin karakterinde bir değişim var. Ne o? Mesela Floyd'un öldürülmesi olayı, dikkat edin. Aynı sahiplerle, aynı özelliklerle dünyanın her tarafına yayıldı ve öfke harekete geçti. Öfke dalgaları harekete geçti. İkinci özellik bu. Ve bu dönem birçok olanakların, birçok imkanın olduğu da somut gelişmelerle kendini gösteriyor. Şu kadın hareketini unuttum aslında. Bir de ek orayı yapabiliriz. Yani küresel kadın grevlerinin aynı dönemler içerisinde 2016 sonrasındaki yaygınlığı da ayrıca bir önemli faktör. O zaman galiba şöyle bir şey önemli. Biz sınıfın yıkıcı gücünü açığa çıkarmakla mükellefiz. Yani bu sınıfın yıkıcı gücü nasıl açığa çıkartılır? Sorularımızdan bir tanesi bu olabilir. İki, bu dalga olağanüstü derecede bir enternasyonalizm ihtiyacını gösteriyor. Bu da ikinci bir vurgu olabilir. Üçüncü vurgu, yeni öfke ve kavga örgütlenmelerini nasıl yaratabiliriz? Yani bu hem yeni öfke karakterini şekillendirebilecek ve bir kavga örgütü olabilecek yapılanma nasıl olabilir? Şimdi elimizde ne var? Elimizde tırnak içinde Türkiye üzerinde de 2 milyon üyesi olan işçi sınıfının belli bir kesiminde yer aldığı sendikalar var. Tamam, onu oraya koyalım ama olağanüstü bir şey var. Sınıfla karşı karşıyayız. Son rakam zannedersem diskten baktım 15-16 milyon. Hadi kayıt dışıyı da bir 6-7 milyon koyun, 23 milyon. 6 milyon işsiz resmi rakama göre, gerçek işsiz 10 milyon. 33 milyonluk bir proleter kitlesiyle karşı karşıyayız. Anlatılan özellik maksimum 2 milyon. Aşağı yukarı 1/300'e toplu sözleşmede olanağı olan bir sınıfla karşı karşıyayız. Ama 33 milyonluk bir alan var ve bu alan bomboş, hiç kimsenin de umurunda değil. Anlatabiliyor muyum? Böyle bir alan var ve biz küresel düzeydeki gelişmeleri izliyoruz, Türkiye dinamiklerine bakıyoruz ve bir öfke hareketi ve sınıfın enerjisini kristalize edecek bir şey arayışı içerisindeyiz. Sendikaları bir düzeyde anlatmaya çalıştım. Acaba buna cevap verebilir mi? Çünkü bu soru şöyle bir cevap. Predatörün ve jelin ne kadar hesaplaşacağımızla da bağlantılı bir cevap bu çünkü. Yani bulunan alanlarda siz predatörü rahatsız etmezseniz o da sizi rahatsız etmez. Ama sen başka bir şey arıyorsan, başka bir şeyin üzerine kafa yoruyorsan, başka bir şeyde sınıfın enerjisinin kristalizasyonu, en azından sınıfın antikapitalist kopuşlar yaratması anlamında hamleler yapması gibi bir arayışın varsa başka şey düşünmek zorundasın ve anlatmaya çalıştığım şeyleri düşünmek zorundasın. Nedir o? Bu yıkıcı güç nasıl açığa çıkarılır?
İki, bu internasyonel ihtiyaç, yakıcı ihtiyaç nasıl cevap verilebilir? Ve ben yeni öfke ve kavga örgütlerini nasıl yaratabilirim? Şimdi ben orada acil görevin şöyle bir şey olduğunu düşünüyorum. Sınıfın bu parçalanmasına, olağanüstü katmanlaşmasına, o organik birliğinin dağılmasına ve göz ardı edilen önemli bir şey var. İşsizlerin dahil edildiği bir örgütlenmeye yanıt vermek zorundayız. Ve elimizdeki formlar buna çok böyle cevap verebilecek, işte nasıl söyleyeyim, yanıt verecek pozisyonda da değil. Ama ne var? Elimizde bir tarihsel bir şey var, deneyim var. Ne o? Taban örgütlenmeleri veya iş yeri komiteleri de ifade edilen bir örgütlenme var ve bu şeye benziyor. Biraz nasıl söyleyeyim, yabani sarmaşağa benziyor. Yani bir yerde kök tutarsa inanılmaz derecede yayılan bir özellik. Ve sınıfın gerçekten temel ihtiyacı olarak ortaya çıkıyor ve yayılma kabiliyeti, böyle bir efsane gibi kendini gösterme kabiliyeti var ve sınıfın gerçekten hem bir öz örgütlenmesi, hem hak alma, hem öfküsünü şekillendirebilecek bir yapılanma oluyor. Yani bir elimizde bir maya var. Bu mayayı tutmamız lazım. Bir kere en önemli nokta bu. Beraberinde bunu şekillendirebilecek bir şey de lazım ama bu da lafla şekillenmiyor. O zaman birkaç adım atmak gerekiyor. Birinci adım bence antagonizmanın içinde bir taraf olmak gerekiyor. Yani ben ona orada olmak ve o olmak diye tanımlıyorum. Yani orada olacaksın ve o olacaksın. Ve antagonizmanın tarafı olacaksın. Birinci kıstas bu. İster sınıfla kurulacak ilişkilerin olmazsa olmaz özelliklerinden bir tanesi bu. Ve taban örgütlenmeleri esasıyla bu işi yapmaya çalışacaksın. Ve beraberinde çok somut olarak söyleyeyim. Mesela yani somuttaki yaşananlar anlamında inşaat işçilerinin örgütlenme deneyimleri var. Bilmiyorum, yakinen izliyorsunuzdur. Şey cevap vermiyor aslında. Tamam, onlar da bir sendikal örgütlülük çabaları falan var ama mesela o öfke patlaması, 3. Havalimanı'ndaki öfke patlaması gibi böyle lüks alanlar gösteriyor. Cevap vermemiz gerekecek. İşte ne diyelim, basit bir TİS pratiği. Yani en sonunda genel işte bir tane toplu sözleşme imzalanmış. Bakın, grev dalgası başlıyor. Biraz hayal kurun. Mesela bu TİS birden İstanbul'u tutuşturabilir. Yani öyle bir alana gelebiliyoruz. Öyle bir döneme girdik aslında. Yani bir basit toplu iş sözleşmesi süreci bir öfke hareketinin önünü açabilir. Düşünmek zorundayız. İşte Fatma arkadaşın sözleri bence çok ayrıştırıcı ve dönemin karakterini belirleyici bir söz. Yani bu kanun hep bize mi işleyecek lafı. Yani sınıf aslında yaparak öğreniyor, öğrenerek de yapıyor. Ve sıçramalar kaydediyor, dikkat edin. Önemli bilinç düzeyinde sıçramalar. Yani sistemi, devleti analiz edecek, hukuku analiz edecek sıçramaları görüyor. Yani 40 günlük, 30 günlük pratiklerde yaşanıyor bunlar. Ve bağlantı olarak bir üst çıkarsama daha yapmıştık. Öfke patlamalarının girdiği bir konjonktürdeyiz. Dalgasal ayaklanmaların olabileceği, küresel düzeyde de hem de olabileceği bir konjonktürdeyiz. Şimdi bu ülke dahil yoksul ayaklanmasını yaşamadı arkadaşlar. Başka bir şey bu yoksul ayaklanması. Anlatabiliyor muyum? Yani yaşanan konjonktür, pandemi vesaire süreci de aslında bu öfke patlamaları ve yoksul ayaklanmaların da zeminini açıyor. Şimdi burada peki ne yapabiliriz sorusu olabilir. Yani toparlarsak. Ben şöyle tanımlıyorum arkadaşlar. Bir kere bu arayışlara yanıt verecek bir örgütlenme olmalı. Esnek olmalı. Yani beraberinde yani sınıfın hani böyle sektörel bazda değil de sınıfın tüm katmanlarına cevap verebilecek. Taban örgütlenmeleri o anlamda son derece önemli bir özelliğe sahip. Fiili mücadeleyi önüne alan ve fiili örgütlenmeyi önüne alan bir ilişki, bir örgütlenme biçimi olmak zorunda. Ve bağlantılı olarak aslında onları nasıl diye tanımlayabiliriz? Ben onu şöyle diye tanımlıyorum. Bir emek odağı olmak zorunda. Bu emek odağı taban örgütlenmeleri esasına göre şekillenmiş veya bir sınıf odağı diyelim. Şekillenmiş bir emek odağı. Bunun yalnızca bir yönü sendikala, bugünkü sendikalar. Şimdi bugünkü yapıyla da bu bir ayağı sendikalar olamaz. Orada da bir şey yapmak lazım. Orada da tarihsel bazı deneyimlerimiz var. Örneğin Brezilya'da 64 sonrasındaki gelişmede 70'lere doğru CUT ve Brezilya İşçi Partisi deneyimi vardır. İşte bildiğiniz Lula'lar sonra başka tarafa evrilirler. Yani sosyal demokrat diyelim sonraki sürecini.
Aslında bunlar şöyle çıkarlar. Gerçek sendikacılık diye çıkarlar. Mücadeledir sendikacılık diye çıkarlar. Bir deneyim mesela. İşte Güney Kore'de KCTO deneyimi var. Gene bildiğiniz gibi işte 2. Dünya Savaşı sonrasındaki gelişme olarak bir devlet sendikacılığı vardır. Türk İş benzeri. KCTO illegal örgütlenir. Yani Güney Kore İşçi Hareketi'nin sendikal örgütlenme deneyimi anlamında uzun dönem illegalitesi olan ve böyle kök salan bir deneyimi vardır. Güney Kore'de işçi hareketinin. İşte mesela muazzam senete fayi deneyimi var. Bir savaş örgütü. İnanılmaz bir yapılanma. İspanya İç Savaşı'nın temellerinden bir tanesi. Anarko sendikalist bir yapılanma. Veya anarko komünist veya. İşte Arjantin İşsiz İşçiler Hareketi müthiş bir deneyim. Yani bambaşka hafsalarda olmayan bir deneyim yarattı. Yani bir işsizlerin ne kadar tarihsel bir rol oynayabileceğini, taşıyıcı bir rol oynayabileceğini, yıkıcı bir rol oynayabileceğini gösterdi. Bir de James Connelly var. Yani o ITGWU deneyimi bir sendikal hareketin aynı zamanda bir özgürlük mücadelesinin aracı ve ulusal mücadelenin aracına dönüşebileceğini gösterdi. Şimdi bunlar bir kere bu sendikal yapılarıyla bunun olmayacağını somut olarak gösteren şeyler. Şimdi o zaman eğer bu emek odağının bir parçası sendikalar olacaksa o sırada işte devreye Bakunin giriyor. Bakunin şunu söylüyor. Diyor ki yıkın, yeniden yapın. Yani yıkmakla yapmak arasındaki içgüdü ortak bir içgüdüdür. Buradan ortak beslenir diyor. Şimdi bence de bu yapılanmayı, işte var olan bu kokuşmuş, çürümüş bu sendikal yapıyı yıkmak ve taban örgütlenmeleri ekseninde yıkmak olursa işte CUT, işte SNT, FAİ gibi işte Connelly'nin yarattığı deneyimler gibi böyle dipten bir dalgayı yaratmak ama bunun da en fazla olacağı yerde bir emek odağının içinde olabileceği bir ilişkiyi kurmamız gerekiyor. Yani ancak bu Türkiye özelinde söylüyorum 30 milyon, 33 milyon katmanlaşmış, parçalanmış ve asıl amaçta sınıfı şekillendirmek, sınıfın enerjisini kristalize etmekse ancak böyle cevap verebiliriz. Bu emek odağını yaratarak cevap verebiliriz. Yani şeyde kalırsak, yani bir zaten bugünkü sendikal yapıyı baz alıp bir şeyler yapmak bence Truva atının içerisinde rol oynamaya dönüşüyor. Bir kere bunu yıkmak zorundayız. İşte tarihsel deneyimler olarak yıkma deneyimlerini yaratan şeyleri bir düzeyde anlatmaya çalıştım. Sorular olursa detaylandırırım. İki, bu emek odağı önemli bir şey olacak. Bu emek odağına dikkat etmek zorundayız. Bunu ben şöylesine de tanımlıyorum. Aynı zamanda bu emek odağı bir direniş ve mücadele odağına dönüşecek. Yani bu iç içe geçmiş bir süreç. Hem bir emek odağı, zaten mücadelenin içinde şekillenen, mücadeleye şekil veren, aynı şekilde sınıflar mücadelesi içerisinde de kendini yeniden tanımlıyor. Ve bu tanımlama içerisinde de şöyle bir özellik var. Farklı antikapitalist alanların, işte LGBTQ'dan kadın özgürlük hareketine, kadın özgürlük hareketinden ekolojik harekete, farklı inanç hareketlerine kadar o antikapitalist alanlar arasındaki bağı, organikliği sağlayacak. Aynı şekilde bir sosyal anafor işlevi görecek. Yani ileriki dönemde en azından bir muhalefet odağına dönüşebilecek bir ilişki. Çok mu abartıyorum? Hayır. Örneğin şeyde Filipinler'de bayan adı verilen içinde KCTO'nun olduğu yani son derece önemli bir özür dilerim 1 Mayıs hareketinin olduğu, Unamayan'ın olduğu bir yapılanma vardır. Bayan Filipinler'deki tüm muhalefet odağını örgütler. Onun içindeki bir tanesi de şeydir. 1 Mayıs Unamayan'dır. Anlatabiliyor muyum? Böyle bir deneyim de var tarihte, sınıflar mücadelesinde. Böyle bir şeyin üzerine kafa yormamız gerektiğini düşünüyorum. Ve bu süreçte sınıfın yaratıcılığına, sınıflar mücadelesinin yaratıcılığına inanmak ve gerçekten zihniyet dünyamızın her düzeyde açık olmasının gerektiğini inanıyorum. Yani bu işin öznesi olan süreçte sınıf mücadelesi içerisinde yer alan sınıfla çalışan arkadaşların bu dinamikler üzerine kafa yorması ve buradaki refleksleri, buradaki dinamikleri analiz eden ama bu emek odağının zeminlerini öğren, işte bu anlamda deneyim biriktiren bir sürecin içinde olduğumuzu düşünüyorum ve bizim hepimize de iş düştüğünü düşünüyorum. İsterseniz burada bitireyim. Teşekkür ederim. Evet, biz teşekkür ederiz. Doğrudan ben başlayayım mı yoksa moderasyon olarak bir şey söyleyecek misiniz gençler? İsterseniz soruları chat'e alalım. Görkem abi sen devam et. Peki. Söz isteyen de yazarsa sırayla en sonunda verelim.
uygunsa. Ya şöyle bir şey, yani herhalde bugün eğer çok satılmış değilseniz, memleketteki sendikal hareketin Türkiye'de işçi hareketini ilerleten, onun şu an kavuştuğu cesamete, öfkeye uygun bir mimarisinin, böyle bir yapılanmasının, öyle bir ruh halinin olmadığını görürsünüz. Yani bunu, bu çok böyle orijinal bir tespit olmuş olmuyor. Son iki senedir, hiç değilse son iki senedir, ama bana sorarsanız da 2008'den itibaren tekel direnişi sonrasında olan bitene biraz bakıyorsanız bunu görebilirsiniz. Bunun kişisel sebepleri, yani çeşitli kurumların başındaki çeşitli kişilere dair sebepler falan, bunlar tartışılabilir, ama tabii bizim burada şeyimiz daha kurumsal, yapısal olanlara odaklanmak. Ben de mevzunun temelinde şöyle bir sıkıntı olduğunu düşünüyorum. Bir sermaye birikim rejiminden diğer sermaye birikim rejimine doğru geçerken Türkiye'de ve dünyada sendikal hareketin içinde bir önceki dönemde oluşmuş olan kimi kötü özellikler sermaye devleti tarafından özellikle yeni döneme taşınırken, diğer iyi özelliklerin ne kadar vardıysa onların bu dönem tekrar edilmemesi için bilinçli bir pratik geliştirilmiştir. Şimdi ne demek istiyorum? Bir önceki dönem derken işte neoliberal küreselleşme dönemi öncesindeki Keynesyen diye genel olarak ifade edebileceğimiz savaş sonrası, işte 45'ten itibaren başlayan 70'lerin ortasına kadar gelen dönemi kastediyorum. Tabii dünyanın her ülkesi için bu dönemlendirme birebir aynı tutmaz, ama 3 aşağı 5 yukarı aynıdır. Yani işte 45-55 arası bir yerlerde başlar, 70'lerin başı, 80'lerin başı bir yerlerde biter. Şimdi bu dönemin, çok şeye girmeyeceğim, bu dönemin sonlarına doğru işte yaşanan, özellikle bugün küresel kuzey diye adlandırdığımız emperyalist merkeze yakın batı ülkelerinde ortaya çıkan bir stagflasyon diye ifade edilen yüksek enflasyon ve işte ekonomik durgunluk şeyi var, dönemi var. Bu dönemde kimi ülkelerde bizim o zamanlar, o zaman yazanların neokorporatizm diye adlandırdığı bu üçlü yapılar ortaya çıkıyor. Yani devlet, işçi, işveren örgütleri bir araya gelerek enflasyon kontrolünün mühim bir mevzu olduğunu, ama Keynesyen dönemden kalan tam istihdam hedeflerinin de bütünüyle bırakılmaması gerektiğini düşünerek, aslına bakarsanız ücret kontrolü yaptırıyorlar sendikal hareketlere. Bu çok başarılı bulunuyor, çünkü yani o zaman buna dair yazıp çizenler gerek sol gerek sağda akademisyenler de bahsediyorlar ki, yani bürokrasiyle, yani sendikanın tepesiyle görüştüğünüz zaman ve bahsettiğimiz ülkelerde de zaten reformist işçi partileri, yani sosyal demokrat partiler bir biçimiyle ana akım olduklarından dolayı bunları kontrol etmek daha mümkün. Çünkü tabanla iş yapmıyorsunuz, bunların tepesinde bazı işte anlaşmalar kotarıyorsunuz. Bunun nasıl olduğunu Volkan Hocam, yani yaptığı şeyde, işte ikinci internasyonelden gelen süreçte bu yapının sonuçta nasıl ortaya çıktığından bahsettiği için ben onlara girmeden söyleyeceğim. Bu neokorporatist uygulamalar belli bir başarıyla işte oralarda hem enflasyonun, ama tabii hem de ücretlerin kontrolü ve dolayısıyla reel ücretlerin de gerilemesiyle sonuçlandı. Yeni döneme geçerken bizim akademi dünyasında birdenbire bu neokorporatizm lafının kaybolduğunu görüyoruz. Korporatizm lafı çünkü tabii tarihsel olarak takip edilebilecek bir laf ve tabii ki işte Estado Novo vesaire gibi Portekiz faşizm, İtalyan faşizmi gibi örneklere doğrudan doğruya bunu geri çizebiliyorsunuz. 80'lerden birdenbire başka bir laf ortaya çıkıyor, sosyal diyalog. Yani ama bu Clark Kent Superman gibi, Clark Kent yokken Superman olduğuna göre Superman'in aslında kim olduğunu anlamak zor olmadığından dolayı neokorporatizm lafı ortadan kalkıp da sosyal diyalogdan bahsedilmeye başlayınca onun aslında ne olduğunu ifade anlamak çok zor olmasa gerek diye düşünüyorum. Bu sosyal diyalog mekanizmaları da Ford Foundation başta olmak üzere
İşte gene Volkan hocam gene bahsetti. Çeşitli fonlu eğitim, meğitim vesaire gibi mevzularla da bu sendikalarda giderek köklü hale getirildi. Şimdi bu işin böyle çok daha hani soyut olan bir şeyi. Bizde bu dünya yani işte biz Keynesyen döneme diyebileceğim 54-55 gibi geçtiğimizi düşünüyorum. Yani biz genelde Türk siyasal hayatını darbeler üzerinden şekillendiririz. İşte o yüzden 27 Mayıs 1960 falan gibi düşünür. Bu çok gerçekçi değil. Son dönemlerde birkaç yerde bunun altını özellikle vurguladım. İşte Türkiye 60-80 arası diye ifade edilen sosyal hareketlerin kuvvetli olduğu dönem, bana sorarsanız 54-55 gibi başlayıp 89-90-91 gibi bitirebileceğiniz bir dönemdir. Bunun içinde kuşkusuz kimi zaman devletin toplumsal hareket çok yükseldiğinde buna bastırmak için işte gerek 12 Mart'ta gerek 12 Eylül'de yaptığı müdahaleler de vardır. Ama buralardan 3 aşağı 5 yukarı çok yıpranmadan çıkmayı başarmış bir işçi hareketi ve ona eşlik eden bir sosyalist hareket diyeceğim. Ama özellikle 12 Eylül sonrası açısından bu çok birebir gitmiyor olabilir. Ama gene de böyle bir hareketlilik vardır. Şimdi biz nasıl girdik bu döneme? İşte Vehbi Koç'un yani Koç grubunun gerek demir dökümü, gerek işte 54'te İstinye'de bu Türkay kibrit fabrikasını kurması, daha sonra Kaveli vesaire kuracağı o havzada ve sonra devlete dönüp işte bir özel sektör ilham verecek şekilde bir planlama yapmasını istemesi, Demokrat Parti'nin buna yanaşmayınca da 27 Mayıs'ın olması aslında kuşkusuz bir, onun öncesinde de özellikle gençlerin, öğrencilerin başını çektiği bir halk hareketi var ama Hürriyet Partisi'nin Demokrat Parti'den kopması, CHP'ye katılması, Hürriyet Partisi'nin programı veya da CHP'ye katıldıktan sonra 58'deki beyannamenin daha sonra 27 Mayıs Anayasası'na falan şey yapacak olması, hani ruhunu verecek olması burada böyle bir döneme girdiğimizi gösteriyor. Ve bu dönem egemenlerin hesabı ne olursa olsun tabanın işte İkinci Dünya Savaşı'nın sonundan itibaren zaten biriktirmeye başladığı öfkenin açığa çıkması, onun kurumsal nasıl diyelim vesayetlerini bulabilmesiyle çeşitli sendikal yapılarda aynı zamanda bir toplumsal hareketlenmede yaratacak. Buna benzer şeyler başka ülkelerde de görülür. Türkiye benzeri başka örgütlerde de ve bunların hepsinde de kontrol altına alınmaya çalışılmıştır. İşte Volkan Hocam da peronizm örneğini verdi. Arjantin'de 2. Dünya Savaşı sonrasında bir anlamda bir parti kimi zaman devlet olmayı becermiş bir parti, yani peronist hareket tarafından örgütlenmiş bir toplumsal dinamik olarak onu görüyoruz. Burada doğrudan doğruya de yani devlet şeyi bu kadar yaygın olarak görülmese de her zaman bu bahsettiğimiz sendikaların, yani Türkiye Maden İş, Lastik İş vesaire gibi sendikaların diyorum, belli oranda otoritelerle ilişkisi, belli oranlarda da o otoritelere karşı işçinin öfkesini ortaya koyacak şekilde harekete geçtiği örneklerin yaşandığı bir dönemdir bu dönem. Bu dönem işte çıkmaza girdiği noktada 24 Ocak kararları, 12 Eylül vesaire gibi bastırılmaya çalışılıyor. Buna bir oranda başarılı olabiliyor. Özellikle Marmara bölgesinde bu İtalik amiciliğe uygun olarak kurulmuş bizim montaj sanayi dediğimiz sendikalarda örgütlü olan, genellikle DİSK'in temsil ettiği sendikal hareket burada tabii bastırılacak. Gayri nizami yollarla da bastırılacak. Yani Kemal Türkler, Kenan Budak suikastlerinden tutun da işte diğer yargılamalar, kapatmalar vesaireye kadar. Diğer taraftan da Türk İş zaten gene aslında aynı dönemin bir sendikal şeyi. Daha ziyade kitlerde örgütlü, devletle, ana akım siyasi partilerle yakın ilişkilere sahip ve o ilişkileri kullanan
Yani evet, genelde biz işte Seyfi Demirsoy, Adalet Partisi falan diye düşünürüz ama Halil Tunç'un da işte Ecevit'le vesaire yakın ilişkileri de vardır. Dolayısıyla bunlar üzerinden bir tür lobicilik, ama gerektiği zaman da Ankara'da hani sokağa çıkmayı da becerip biraz böyle kas göstermeyi beceren bir sendikacılık. Bu da işte 80'lerde zaten son bir gücünü 89 Bahar Eylemleri, 90 Zonguldak Büyük Madenci Yürüyüşü, aynı dönemde demir çelik grevleri de vardır. Hem 89'da hem 91'de. Bunlar da işte devletin yeni olanaklarını kullanarak işte Körfez Savaşı'nı bahane edip grev ertelemeleriyle falan filan bastırdığı bir dönem. Ve bu dönem orada bitiyor. Biz o noktadan itibaren işte özellikle zaten bu gümrük birliğine girişle de iyice açığa çıkan neoliberal küreselleşme devresine Türkiye'de adım atmış oluyor. O andan itibaren biz de işte küresel tedarik zincirlerinin bir parçası haline gelmiş olduk. Yani işte Maraş'ta bir OSB'ye giderseniz, bunu hep söylüyorum, Çin'den, Vietnam'dan getiren bir parçanın işlenip işte Fransa'da, Romanya'da bir yere yollandığı 60-70 kişinin çalıştığı bir işletme vardır yani. Bu her yerde vardır ve bu Anadolu'nun dört bir yanındaki bütün OSB'lerde bunu görürsünüz. Anadolu Kaplanları vesaire diye övülen bütün bu şey işte Volkan Hoca'nın demin altını çizdiği en aşağı 28 milyon olan ama büyük ihtimalle 35 milyona kadar çıkartabileceğiniz bir ücretli çalışan kitlesi ortaya koymuştur. Ne yazık ki bu kitle 90'larda kaybedildi. Bizim açımızdan kaybedildi. Şu anlamıyla kaybedildi diyorum. Çünkü 90'larda bence lastik iş çok klasik bir örnek. İşte disk yeniden açıldıktan sonra yani başka benzer şeyler ama lastik üzerinden anlatmayı tercih edeceğim. Lastik iş de yeniden kuruluyor. Sonuç olarak Rıza Kuas'ın sendikası, TİP'in kuruluşunun temel güçlerinden biri olmuş birisi sonuç olarak Rıza Kuas. Önemli bir işçi önderi falan. Fakat bu yeniden kurulan lastik iş, o dönemki metinlere bakarsanız Japon sendikacılığından bahsediyor. Kalite çemberleri vesaire falan gibi şeyler. Bunun yani o dönemki yöneticilerden herhangi biriyle bir şey yapma şansım olmadı ama benzer bir biçimde demin bahsettiğimiz bu hani fon mon ne kadar vardır bilmiyorum ama bir tür işte sosyal diyalogçuluğu yaygınlaştıran uluslararası ilişkiler pratiklerinin de bir sonucu olarak ortaya çıktığını düşünüyorum ve aynı zamanda da daha sonra lastik işte yönetim değiştiğinde şu işçiyi silahla tehdit etmeye çalışırken öldürülen vatandaş sendikanın başına geldiğinde ortaya çıkan bir önceki dönemin yolsuzlukları da yani sendikanın kaynaklarını sözde solcu bu vatandaşlar tarafından kötüye kullanıldığı falan örnekler. Bu örnekler şimdi bizim Serkan Öngel, Ahmet Bekmen Kocaeli'nde bir çalışma yapıyorlar. O dönemde şeyde gözüküyor. Yani işçinin hafızasında gözüküyor. Bunun karşısında da işte İslamcıların gene Kocaeli örneğinde yani bu sendikada Kocaeli'nde örgütlü olduğu için işte oradaki özellikle çeşitli İslamcı işçi liderlerinin falan tutumlarıyla karşılaştırılınca işte lastik işte yönetim değişikliği ve genel olarak da ya solcular bu konularda sağlamdır, biz onlara güvenebiliriz gibi itibarın ortadan kalktığı bir dönem yaşanmış oldu. O andan itibaren şunu açıkça söyleyebiliriz, işte demin başlarken söylediğim şey, biz bu yeni dönemin gereklerine uygun bir sendikal yapılanmayı ortaya koyamadık. Burada sendikal yapılanmayı ortaya koyamadık derken kullandığım gizli özne aslında biz. Çünkü bir önceki dönemde bu sendikal yapıların ortaya çıkışında çeşitli solculuk, en genel anlamıyla kullanıyorum, eğilimleri olan insanların çeşitli roller oynadığını görüyorsunuz. Tip mevzusu çok yani karşılıklı ilişki anlamında ortaya çıkıyor ama başka yerlerde de
bu tür şeyler var. Dolayısıyla yapamadık derken burada sırf yani bir çürüme, bu 90'ların çürümesi sadece sendikal yapılarla alakalı değil. Tabii aynı zamanda kabul etmek gerekir ki sosyalist yapılarla da alakalıdır. Biz böyle bir dönemde açıkçası şey yaptık. Yani 2000'lerin başında giderek bu bahsettiğimiz yeni proletarleşen kitlelerle bağ kurmayı beceremeyen, hatta istemeyen sendikal yapılar. Yani şimdi herkes taşeron işçileri örgütlüyor. Bundan 15 sene evvel sendikalar taşeron işçi örgütlemiyorlardı. Bu bilerek yani ya 50 kişilik yere gidilir mi? Kaynaklar 80 kişilik yere gidilir mi? Orada harcanır mı? Zaten bunlar taşeron vesaire gibi şeyler söyleniyordu. Mustafa Kumlu TES İş Başkanı iken bizzat kendi sendikası bu enerji santrallerinde, o esnada enerji senin yeniden kuruluşuna şey olduğum için, hani arkadaşlara yakından izlediğim için biliyorum. Şöyle bir yapı oluşturulmuştu. Hakikaten bir kast yapısı işçiler arasında, hani bu işçi aristokrasisi falan denir, bunu bizzat sendikal eliyle örgütlenen bir şey. Bir kez kapsam dışı mühendisler var. Ama kapsam dışları o kadar geniş tutuluyor ki, yani bu işveren temsilcisi olmayan da her tür beyaz yakalı zaten kapsam dışı. Arada yeterli kalınlıkta bunu özellikle söylüyorum, bir sendikalı işçi grubu var, tesis üyeleri. Altta da taşeronlar var ve bunların çoğu esas iş yapıyorlar. Bu sendikada esas iş yapılmasına karşı çıkıyordu. Yani taşeron tarafından esas iş yapılmasına, ki o zaman dev sağlığı mühim bir sendikal deneyim haline getiren şey de buydu. Yani bu açtıkları şey davaları, ne diyorlardı taşeronlara ya? Bu yani esas iş yaptıkların tespit üzere açtıkları muvaza davaları. Onlar dışında kimse yapmıyordu çünkü. Bunu o kadar kolay ki yani böyle aman aman bir hukuki icatçılığa da ihtiyaç olan bir şey değil. Yeterli kalınlıkta bir sendikalı işçi, böylelikle iş yeri bütünüyle bölünmüş tutuluyordu. Yani örgütlenmesi mümkün olmayan haliyle. Ne zaman ki bir üye krizi de yaşamaya başladılar 2013-2014'ten sonra, ondan sonra ancak bu taşeronları da örgütlemeye gönül indiren bu sendikal merkezleri gördük. Öyle bir yüce gönüllülük yapmaya başladılar. Biz tam bu noktada bu soruna nasıl cevap verebileceğimizi bilmediğimiz için bunlar sendika değil diyerek umutsal örgütlenmesi yaptık. Yani şundan dolayı genel olarak Türkiye'de bu bahsettiğimiz bir önceki dönemde ikinci sendikalar diye yapılan tartışma bir sarı sendika tartışmasıdır. Yani milli tip iş kolu sendikaları olsun, bunlar güçlü kafa kasa birliğine sahip sendikalar olur. Dolayısıyla işçinin de hakkını savunabilir diye yapılan bir tartışma. Deneyim de buna uygun. Dolayısıyla genelde işveren burada ikinci sendikayı kurmaya çalıştığı için bir başka sendikanın oluşmaması aslında bir sarı sendikaya karşı şey olarak, güvence olarak gündeme gelen bir tartışma. Oysa ki şimdi yeni sendika olmasın, bu alanda tekelimizi devam ettirelim, bizzat sarı sendika savunusu olarak ortaya gelen bir şey. Biz bu dönüşümü gördüğümüz noktada yapabileceğimiz her yerde sendikayı kuralım kardeşim diye düşündük açıkçası. Ama kaynaklarımız kıt olduğu için elimizden ne kadar geliyorsa o kadar yapabildik. Ve tabii ki yani maceracılık da bu işler kaldırmayacağı için, çünkü işçinin sonuç olarak hayatıyla ilgilenmiyorsun. Ben devlet memuruyum sonuçta. Hani bunu o yüzden yani kumar masasına pey sürer gibi yapabileceğim bir şey değil. Belli bir kuvvetin olduğu her yerde biz eski bilgeliğin, yani bu ikinci sendikalar iyi değildir mevzusunun tamamen tersine çevrilmiş bir şey olduğunu, yani o zaman bir sarı sendikacılığa karşı iyi kötü mücadeleci olan sendikaların korunmasıyla alakalıyken, şimdi bizzat sarı sendikacının korunmasıyla alakalı bir söyleme dönüştüğü için, içi boş bir söyleme dönüştüğü için, buralarda kurabildiğimiz yerde yeni sendikalar kurulması gerektiğini düşündük. Ha, bu yeterli bir pratik değildir. Yani bu dönem bahsettiğimiz mevzuda çözüm değildir. Çünkü hakikaten bugün Anadolu değişti. Ben her zaman bunu söylüyorum. 80'lerin ortasında öğrenciydim.
ilkokul öğrencisiydim. Yerli malı haftası yapıyorduk. Fındık, incir bunları getiriyorduk. Çünkü Türkiye'nin ihraç ürünleri bunlardı. Türkiye fındık, incir ve krom ihraç eden bir ülkeydi. Yani ekonomiye dövizi bunlar kazandırıyorlardı. Bugün Türkiye otomobil ihraç eden bir ülke. Yanlış anlaşılmasın. Otomobili biz yapmıyoruz. Bir küresel tedarik zincirinin parçası olarak Türkiye'de otomobilin bir kısmını yapıyor. Zaten bütün dünya böyle. Yani bu Türkiye'nin becerdiği bir şey değil. Bangladeş de aynı şekilde. Bangladeş bir tekstil ülkesi. Mısır da öyle. Mısır'da Türk sermayedarının dahi yatırımları var. Yani buradaki işte çeşitli şeyleri fazla bulduklarında kaçıyorlar. Dolayısıyla bu Türkiye'nin becerisi değil. Neoliberal küreselleşme, üretimin ve tüketimin küresel olarak planlandığı bir dönemi simgeler. Yani neoliberalizme dair pek çok şey söyleyebilirsiniz ama ayırt edici özellik budur. Çünkü bir önceki dönemde Ford Avrupa, Avrupa için Ford otomobil üretiyordu. Bugün İrlanda'daki Ford fabrikası da buradaki Ford fabrikası da dünyanın her tarafı için otomobil üretiyor. Neoliberal küreselleşme üretimin ve tüketimin küresel olarak planlanması anlamına gelir. Esas olarak başka birçok şeyin yanı sıra. Dolayısıyla burada bu küresel tedarik zincirinin parçası olarak tekstil üreten, otomobil üreten işte pig iron ne hurda demir üreten bu yapıda parçalanmış üretim birimlerini, yani büyük fabrikalar falan yok ama örgütleyebiliriz diye yola çıktık. Bu çok atla deve bir şey değil. Kaynak gerekiyor. Kaynağı olan, oraya gitmekten çekinmeyen ve buna niyeti olan bunu yapabilir. Ama bu bahsettiğimiz sendikal yapılar, hatta sendikal siyasal yapıların konfor alanlarını bozmaları gerekiyor buralara gitmek için. Yani biz pek çok örnekte oradaki yerel okumuş kimse kimse, avukattır mavukattır, aynı zamanda işte orada bilmem ne partisinin, hani bir sosyalist partinin adını da vermeyeyim ama bazen benim üyesi olduğum partinin o zamanlar mühim adamı olarak işveren avukatlığı yaptığı örnekleri de gördük. Yani bu böyle bir şeydi. Hatta yani çok, yani Başaran bunu çok sık anlatır. Çorum'da çok canımızı yakan bir örnekte MHP il başkanı işçinin avukatlığını yapıyordu. MHP il başkanı, ben oradan geliyorum diye. Babam oralarda çalışıyordu. Oradaki bu kiremit şeylerinde çalışıyordu. Dolayısıyla benim o işçiye borcum vardır diye. Bilmem ne partisinin eczacısının bilmem nesi de işverenin avukatıydı. Bilmem ne partisinin yöneticisi olan eczacının yeğeni şeyi de, kuzeni de işverenin avukatıydı. Şimdi bu, yani kişisel örneklere girmek için şey yapmıyorum. Yani ben olarak da yapısal, kurumsal yapısal değişim, buna odaklanalım diye şey yapıyorum ama bunun sonuçta bunlar birbirinden ayrı şeyler değil. Yani o çürüme her yere sirayet ediyor ve buna karşı sizin bir noktada kendi yoldaşlarınızla da kavga etmeyi göze alıp burada sizin doğru bildiğiniz demeyeceğim. Çünkü bu kişisel bir şey değil. Bu kitapta yazan şey. Yani kitapta yazan şey, kitapta yazan şey doğrultusunda örgütlenme yapmanız gerekiyor. Şimdi son bir şey söyleyeceğim. Çok da uzatmadan, bu sendikalar, gerici sendikalarda çalışılır mevzusuna dair. Ben de aynı fikirdeyim. Gerici sendikalarda çalışılır. Fakat şöyle bir şey var. Bu dönemde, bu neoliberal küreselleşme döneminde fonlu monlu işlerin falan sonucunda ortada olan bazı yapıların sendika olarak nitelendirilemeyeceğini düşünüyorum. Hak İş Konfederasyonu'nun bir tane departmanı var. Çünkü Avrupa Birliği çok büyük fonlar veriyor bu tür işlere. Ve o departmandaki beyaz yakalılar sırf böyle şeylerle ilgileniyorlar. Yani bugün işçilerle alakalı işte İLO'nun Milo'nun da içinde olduğu, yani hani İLO'ya da reddedemezsiniz sonuç olarak diyelim ki. Böyle güzel çeşitli projeler yapmak istiyorsanız Hak İş'e gidin. Onlarda bayağı bir know-how var. Çünkü çok yapıyorlar. Özel departmanları var bu işle alakalı. Dolayısıyla da bunlar sendika falan değil. Bunlar 6356 kanununa göre kurulmuş hak iş sendikalarını kastediyorum ama ne yazık ki başka yerlerde de benzer yapılar var. Bunlar ticaret kanununa göre kurulacaklarına, 6356 sayılı sendikalar kanununa göre kurulmuş insan kaynakları şirketleri.
Dolayısıyla bunlar sendika değil, bunlar da çalışılmaz. Yani bu şeyi açıkça ortaya koymak gerekiyor. Kendisinin içinde işte bilmem ne falan fon mon departmanı olan zaten o konfederasyonun sendikalarında geldiği noktada büyük çoğunluğu sendika falan filan değildir. Bunlar ticaret kanunu kurulması, ticaret kanunu göre kurulması gerekirken 656'ya göre kurulmuş insan kaynakları firmalarıdır. Ne yazık ki o yönde ilerleyen ve ona benzeyen sendikalar başka konfederasyonlarda da mevcut. Dolayısıyla bunlar gerici sendika bile değil. Bu da gangster sendikacılık dahi sendikacılıktır. Bakın bunu çok açık şey olarak söyleyeceğim. Bu New York'taki liman işçileri sendikası, Rıhtımlar Üstünde El Yakazan'ın filmi Marlon Brando'nun oynadı. Gerçek hikayedir. Çünkü sendikanın başında Albert Anastasio var. Kardeşi bizzat New York'un 5 ailesinden bir tanesinin lideri. Sonra sıkıyorlar kafasına da. Ama yani bir kardeş 5 aileden birinin lideri, 30'larda işte Lord High Executioner diye adam, çünkü çok fazla infaz yapmış diye bilinen deli diye ifade ediliyor şey lakabı o. Onun kardeşi sendikanın başında, ama onlar bile Lucky Luciano içeri girdiğinde bir tane Amerikan gemisini yakıyorlar. İngiltere'ye silah taşıyacak 2. Dünya Savaşı sırasında. Luciano'yu bırakacaksınız diyorlar. Çünkü hiç değilse devlet karşısında birilerini korumayı beceriyor. Bunlar bütünüyle işvereni korumak ve kollamak üzerine oluşmuş yapılar olduğu için o bile sendikadır diyebilirim. Bunlar sendika falan değildir. Evet, saat de biraz ilerliyor. Hani sorulara ve şeye de yer bırakmak açısından, tartışmaya yer bırakmak açısından daha fazla uzatmayayım. Dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar.